eğer benim için ağlayan bir varsa başucumda, eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara, beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler, aşklar toplasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler, aşklar toplasınlar. Thank you.
Ya da bir defa. Mayıs ayında yapıyoruz yani. Nasıl hayvanlar rahatlıyor mu böyle olunca? Yani sıcaktan etkilenmiyor hayvanlar. Böyle olur mu? Çok biliyoruz da etkiliyor. Sen mi bakıyorsun? Evet. Otlatmaya sen mi götürüyorsun? Evet. Evveli süt yemeye gelmişsin, öyle mi? Soruları sormuyorsunuz. İşte soracağız efendim. İşte geldik. İnşallah köylerle bir sohbet edeceğiz. Köylerin sorunu budur. Bizim sular gelmiyorlar. Evet. Millet perişandır. Şimdi bunu inşallah acaba köylü arkadaşlar da bir 5-10 kişi... Çok çalışıyor şu an. Tabii. Şimdi ben bir kendi alalım. Hadi gidelim bakalım.
buraya kafe açıyorsun. Evet. Ha, koyunlar daha rahat. Tabii. O kapıyı kapatırlar. Abi hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Hacı abi, nasılsınız? Sağ ol, sana teşekkür ederim. Merhaba, biz Van'dan, köydeki dünya ekibinden. Merkür Televizyon'dan geliyoruz. Evet. Böyle köylerimizi çekiyoruz böyle. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol, Allah'a emanet olun. Tekrar alacağız. Böyle her hafta bir köyümüzü çekiyoruz biz. Evet. Van'da yayınlıyoruz, çok da güzel oluyor. Yarım saat kadar izleyelim. Thank you.
kapıları kilitlemişler, gelene 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 gelene. Ben ağayım ben paşayım diyenler, kapıları kilitlemişler, gelene gelene de dilim gelene. Gelene de kömür gözüm gelene. Ben ağayım ben paşayım diyenler, kapıları kilitlemişler, gelene gelene de kömür gözüm gelene. Kömür gözüm gelene. Kıymetli izleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da yolumuz Dönemeç köyüne düştü ve Dönemeç köylerle beraberiz ve kendilerine röportajımız, sohbetimiz olacak. Sağ olsunlar bizi de yalnız bırakmayan Kazım Güllü abimiz, bir de misafir Ozan'ımız var. Böyle güzel bir program yapmaya çalışacağız. Efendim Hacı abi, önce kapılarınızı bizim köydeki dünya ekibine açtığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Biz sizi tanıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz de tanımak isterler. İsterseniz şöyle kısaca bir tanışalım. Tanıyalım sizi önce bir. Van'ın Dönemeç köyünden Köroğlu Şenol. Köroğlu Şenol. Evet. Efendim bu köyde oturuyorsunuz tabii. Ben bu köyde oturuyorum. Babamız, dedelerimiz hep bu köyden oturmuş. Ama şimdiye kadar iyiydim, şimdi çok sıkıntıdayız. Evet, şimdi o sıkıntılarınıza geleceğiz. Ona bir yer ayıracağız inşallah. Bu, merak ettim, köyünüze geldik, Engil dediler. Sonra Dönemeç oldu. Bu niye Engil demişler köyünüze? Bunun eski ismi Engil'miş. Yani bir mazisi, evet, bir gavur zamanında öyle Engil bırakmışlar. Şimdi devletimiz yeni isim bırakmış. Evet. Dönemeç olmuş. Evet. Diyorsunuz Dönemeç daha güzel. Ha, o iyiydi. Devletimiz nasıl emir ederse öyledir. Evet. Efendim tabii bir hayli geniş alana yayılmış bir köyünüz var. Dönemeç kaç hanedir? Dönemeç 200 hane yakın. Bayağı geniş. Evet, geniş. 200 hanedir. Evet. Nereden baksanız 500 nüfusu var değil mi efendim? Fazla 1500 de var. 1500'e yakın nüfusunuz, evet, var. Evet. Bu tabii ne işle uğraşır Dönemeçliler? Ne yaparlar Hacı abi? Ha, bunlar çiftçilikle uğraşıyorlar. Çiftçilik. Hayvancılıkla. Hayvan da zaten bitmiş. Bitmiş hayvan diyor. Hayvan bu köy sağlıyordu 3-4 bin koyun. 4-5 bin koyun satıyor. Şimdi 300 koyun bulunmaktadır. Evet, tükendi, evet, diyorsunuz. Evet. İhracat koyun. Ne oluyor? Hayır. Yoktur. Bu hep suyun yüzünde. Sudan dolayı bakamıyoruz diyorsunuz.
Bakamıyor, şimdi bizim köy en az 200 milyar, 300 milyar zarardadır. Bize bir baraj yapıldı. Zirnak'ta. Hatta bu mırtıkaya bağlı olan köyler. Evet. 20 köye. Şimdi bu baraj şeyde Gülpınar'da. Gülpınar'dadır bu. Gülpınar'da. Orada 7 köy bu barajı kaplamış. Tabii biz bu barajı biliyoruz da o sulama kanallarını bilmiyoruz. Evet. Programımızın sonuna doğru bir genç kardeşimizle oralara da gideceğiz. Evet. Güzel görüntüler alıp kıymetli evet. izleyicilerimize aktaracağız. Şimdi devletimiz sağ olsun. Devlet burak bir kanal yaptı. Ta Gavaş'a kadar götürdü. Ha Gavaş'ta istikrar. Gavaş'a kadar götürdü bu kanalı. Şimdi bu kanal bir sene sürgün. Bir de yavru kanallar yaptı. Demek ki fazla suyun akıntısı diye gitsin. Ha yavru kanal tahliye mi oluyor? Ha tahliye. Tahliye yaptılar fazla su. Halbuki hiçbir damla su girmemiş. Bizim köy şimdi 200 milyar, 300 milyar zararındadır. Şimdi biz hayvan da sağlamıyoruz. Hayvan olmadıkça devlet de zarar eder, biz de zarar ediyoruz. Şimdi 500 bin koyundan 300 koyuna inmiştir. Ha diyorsunuz sudan dolayı. Sudan dolayı. Tarımla uğraşmıyor musunuz? Tarım hep su suyla oluyor. Dönüp dolaşıp yine suya. Diyorsunuz ki suyumuz olsa suyumuz, çok güzel şeyler yaparız diyorsunuz. Çok koyun da sağlarız, ihracat da yaparız, devletimiz de mafiyat görür, milletimiz de mafiyat görür. Bir de şimdi bir köyde 50-60 tane araba vardı. Ha sizin köyünüzde taşım araçta var mıydı böyle? Ne var. İş yapar? Ne yani, araçlar? Bu araçlar 5 aydan beri evet. yatıyorlar. Araçları da başka bir abiden alalım isterseniz. Onu da ben söyleyeyim. Onu da ben. Tamam. Onu da Hacı amcadan alalım. Sıra herkes bir konu işlemiş olsun. Oldu. Peki. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine programımızın ilerleyen dakikalar içerisinde sizinle yine bir görüşmemiz olacak. Efendim sizi tanıyalım. Zeynel Abdin Günay'ın Dönemeş köyünden oturuyorum. Dönemeş köyünde oturuyorsunuz. Köyünde. Babam, dedem hep Dönemeş köyde yaşamış şimdiye kadar. Biz koyunculukla geçimimizi yapıyorduk. Hayvancılık. Hayvancılıkla. Bu terör marav davası çıktı, su olayları çıktı. Bu koyunları hep sattık. Şimdi nakliyacılık yapıyoruz. Bizim köyümüzde nakliyacılık. Nakliyacılık yapıyoruz, evet. Bu köy 60-70-80 araba, yakın araba var, komün, yük araba. 70-80 arabanız var. Var. Ne taşıyorsunuz, nerelere gidiyorsunuz? Nasıl şimdiye yapıyorsun? Kadar biz dışarıda çalışıyorduk. Evet. Bu İran-Irak kapıları açıktı. Evet. Açıktı. Buyurun efendim. Bu İran-Irak kapıları açıktı. İhracat şeylerle uğraşıyorduk. Evet. Şimdi bu kapılar hep kapandı. Ne oldu? Arabalar boş arabalar, yatıyor mu? Boş yatıyor. Bu 6 aydır bu arabaları bağlamış, hep kapıda duruyorlar. Yani mazot falan? Yok, bir şey yok. Mazot da İran'da geliyordu. Kaçamadı, geliyordu. O evet. da askeriye bunu da kapandı. Bırakmadı mesela. O da kalmadı. O da kalmadı hiç. Böyle daha önce diyorsun hayvancılık vardı. Evet. Sürekli batıya koyun giderdi. Koyun burada. Giderdi. Şimdi o da yok. Şimdi bu arabaları bağlamış, hepsi kapıda. Nasıl? Bazı tabii arkadaşlarımız diyorlar ki bonoyla almışız arabaları tabii, tabii, falan, tabii. Bonolarını ödeyemiyoruz. Benim de şimdi bir arabam bonoludur. Evet. Bonolar dışarıdan burcu gönderiyoruz bu sefer. Bonolarını ödüyorsunuz. Evet, ödüyoruz. Yani sıkıntı var. Sıkıntı çok var. Onun dışında tabii şoförlüğün... Dışarıdan şoför tutmuyoruz, kendi elemanları. Kendi elemanları, elemanlar da şimdi bırakmış. İstanbul'a kaç lira gitti, buraya kaç lira çalışmaya gitti, çalışmaya da yoktu, geri geldiler. Evet. Temennimiz inşallah kısa zamanda bu sıkıntılarınız da giderli diyoruz, temennimiz. Sıkıntımız oydu, sıkıntımız öyle, biz İran'a yakınız. Bu, öyle İran'a bu kapıları açsınlar, devletimiz. Evet. Van Vilayet'te kafi geliyor. Yani eğer kapılar açılırsa... Tabii. Herkes evet. birer kendi çapında ekmek tabii. yer diyorsunuz. Bir de diyorlar Türkiye krizde de, Türkiye krizde de. Ben mesela bugün ben bir cahil adamı okumamışım ben. Tek bu İran kapısı aslında ben Türkiye'nin bütçesini ben full ederim bir senenin içerisinde. Günden 2000 araba giriş yapsın, günde her araba bir ton mazot çıkarsın, bir, her arabanın başında günde 100 milyon para ödesin komün sahipleri. 2000 araba giriş yapıyor. Yani diyorsunuz öyle bir şey olsa biz razıyız diyorsunuz. Tabii razıyız. Niye razı buluyoruz? 2000 araba günde buraya giriş yapsın. Evet. Her günden
100 milyon verse 2 milyar eder. Bir ayda bu buçak oluruz. Niye Amerikan'a kaçıp sağa sola kaçıp dervişimize para getirecek miyim? Evet. Hemen inşallah bunu dedikleriniz. He. Bir de bizim bu çevrede evet. İlk okul var, orta okul var. Evet. Bu kadar gençlerimiz okuyor, orta okulda hep duruyor. Yani bir türlü orta okulu geçemedi gençler. Yok geçemediler, hep orta okulda. Çünkü lise yok, adamları da yücü yoktu. Biz Van'da, İstanbul'da, Ankara'da, burada okudu senler. Yani orta okulu bitiren kalıyor diyorsun. Ha kalıyor hepsi. Şimdi bu çevrede 20 tane köy var, hepsi orta okulu bitirip hepsi evinde yatıyor. Ama bu sene yine 30-40 kişi bizim okulda mezun oluyor. Bir tanesi gidip dışarıda okuyamaz. Köylüydü, gidip mesela bu şehirde okuyamaz. Yeri yok, yurdu yok, ne de okuyacak bu? Evet. Tabi diyorsunuz gençlerimize sahip çıkamıyoruz. Tabi sahip, devlet sahip çıkamıyor. Evet. Bir de bir tüyo aldık Hacı abi. Dediler ki amca bunun kamyonculuğun dışında köyde başka bir iş yapıyor musun? Yok. Ne iş yapacak? Su gelmiyor. Eskiden kuyuculuğunla idarelerini yaptığında şimdi kuyuculukta bu yasa oldu, yaylalar yasa oldu, şu oldu, bu. Tabii amcaya soracaktım, sıra size geldi, ben size sorayım. Teyzem yaşıyor halen. Yaşıyor. Allah sizi mesul etsin Allah inşallah. Kaç çocuğunuz var? Benim 12 tane çocuğum var. 12 tane. He. Bu 12'si de büyük mü yoksa? 12, 2 tane kızımı kocaya vermişim. Bir tane çocuğum, liseyi, 3 tane liseyi okuyor Van'da şimdi. Van'da okutuyorsunuz. Okutuyorum. Torun var mı Hacı abi? Torunum da var. Sayısını biliyorsun yoksa daha yaşım biliyorum, genç biliyorum. Mi? Biliyorum, biliyorum. Yaşım fazla değildi. 45 yaşında, 46 çok yaşındaydım. Evet, şu değilim. Ondan sonra... Diğerleri de ortaokulda okutuyorum. Çocuklarımı hepsi okutuyor ama bazı arkadaşlar var, okutamıyor. Evet, maddi imkanlardan. Maddi imkanlarda okutamıyor. Hemen 100 kişinin yani bir diyorsunuz şey artık bu 1500 nüfuslu köye bir lise gelsin diyorsun. Tabii. Temelimiz olur. Efendim çok teşekkür ediyorum güzel sözlerden dolayı. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sırayla arkadaşlarla, kardeşlerimizle tanışacağız. Ben de bu arada tabii Kazım abinin sesine doyum olmaz. Bize bir türkü daha söylerler herhalde. Dönemeş köylerine ve Vanlılara. Gece biz bunlar köy biliyor. Tabii sırayla misafir, konuk misafirimiz de var. Bir şey söyleyeyim yoksa ben yine bu durumu. Nasıl dönemeçlerin arzusuna kalmış bir şey. Nasıl? Vallahi şöyle eski türkülerinde bir tane çağırsam da. Sen ona çıkışı desem o da uzun havalı ama. Onu da bütün yaşlı annelerimize armağan ederim. Annelerimize tabii. Onlardan bize duvar etsin. Evet, evet. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Allah'a olmamız için. Ben onlara bir kükü armağan ederim. Ona da bana çözüm güller dua etsinler. Hayırlı olur. Buyurun efendim.
sitem ederdim hemen gülerdim. Gözyaşımı çekile silerdim. Toprak gibi sadık yarımış anam karımış anam. Anay, anay, koydun beni yana yana. Ana başta tacımış, her derde ilacımış. Tamam, sen serbestsin. Evet, sırayla arkadaşlarımızla genç dönemeçli kardeşlerimizle konuşacağız. Evet. Sizi tanıyalım bir. Naif Özan, Dönemeç köyde oturuyorum. Ha, siz de buradasınız, bu köyde oturuyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz Naif kardeş? Ben esas demirciyim. Soğuk demir, evet. İnşaat demir. Evet. Oo, çok güzel. Köydeki inşaat işleriyle uğraşıyorsunuz. Yok, ben şu anda İstanbul'da çalışıyordum. İstanbul'da iş olmadı. Sonra çıktık geldik. Ha, buraya geldiniz. Evet, iş şu anda bu iş. Dolayı. Evet. Tabii köyde de iş olsa siz yapıyorsunuz. Yani. Evet, olsa... Betonarme binalar falan olsa yok, soğuk. Yok, öyle şey yok. Şu anda boş. Peki zor olmuyor mu efendim? Batıda böyle bu soğuk demirlerle uğraşmak var. Mecbur da ekmek davası. Ekmek davası, uğraşıyoruz diyorsunuz. Evet. Tabii. Mesleğimiz başka yok. Ya projeli çalışıyorsunuz değil mi bu? Evet. Deseler ki bu 5 katlı binayı yap, yapıyoruz. Siz yaparsınız onu. Evet. Onun dışında başka işimiz yok. Yani diyorsunuz ki biz yazın çalışmaya gidiyoruz, kışın evimizde oturuyoruz. Evde oturuyoruz. Başka bir şey işimiz yok. Nasıl, evli misiniz? Evliyiz. Çoluk çocuk? Bir çocuğum var. Bir çocuğum var diyorsun. Geçimimi demircilikle sağlıyorum. Bir çocuğum var, bir de evim öyle mi var yani babam. Bir de mimar. Yok, misafir herhalde. Abimiz var bizim burada, Muhsin abimiz. O da Van'da hem mahalli sanatçımız, aynı zamanda bina üzerine uzman. Hı. Demirci deyince aklıma geldi. Muhsin abiyle de tabii programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız kendisiyle, biraz sohbetimiz olacak. Peki, bunun dışında bir şey yapmıyorsunuz, bir çocuğunuz var, evlisiniz, soğuk evet. Demirle uğraşıyorsunuz. Evet. İş olsaydı diyorsun, gitmezdik gurbete. Köyümüzde kendim, memleketimiz olsaydı, memlekette yapardık. İstanbul'a ne gerekiyor? Daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. Peki var mı senin bağ bahçen, uğraşıyor musun? Yok, öyle bir şey yok. Tarlan, marlan? Hayır. Bir evim var diyorsun, yeter. Ev var. Peki, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sırayla geliyoruz, bir arkadaşımız var. Sizi tanıyalım efendim. Benim adım Cevdet. Evet Cevdet Bey. Burada oturuyorsunuz siz de. Burada oturuyoruz. Köyde. Bizim tabii ki çok sorunlarımız var ama bilmem derdimizi anlayan var mı? Tabii şimdi siz... Şimdi anlatıyoruz ama gerçekten yani anlayan da pek zannetmiyorum. Çünkü çok kesen derdimizi anlatıyor. Her gün izliyoruz yani. Birçok insanımız yani derdini anlatıyor. Var mı öyle büyük kanallar falan geldiler mi röportaj için? Büyük kanallar gelmedi ama yayınlar oldu yani. Evet. Gezen oldu yani. Doğru. Şey böyle yani. Sesimizi duyuramıyoruz diyorsun. Duyuramıyoruz yani. Evet. Yani büyük sorunlarımız suyumuz kesildi.
Arızlılarımız hep yandı. İki sebepten dolayı. Fakat güzel şirin köylerimiz var. He, çok güzel köylerimiz var ama sahipsiz. Fakat dün su bir kere kronikleşmiş. Ya yani, su deyince yani köy geliri o suyun üzerindedir. Yani başka köyün bir geliri yok ki. Yani köy dediğin zaman hayvancılıktır. Hayvancılık için su olmadığı zaman hayvancılık olmaz. Su olmadığı zaman arazi olmaz. Bir de şu an yani hayvancılık, arazimiz, eskide pancar mancar ekerdik. Şimdi su olmadığı zaman onu da ekemiyoruz. Yani tüm gençlerimiz pancar boşta... Pancar nasıl? Burada denediniz mi pancarı? Pancarımız eskiden çok güzel olurdu yani. Gerçekten köyde güzel olurdu. Tabii. Yani şu an bile ekenler var. Ama şu termik santraline giden sudan faydalanıyorlar. Evet. Öbür taraftaki arazimiz yani köy yarısı olduğu gibi yanmış. Yarısı yani %75'i yanmış. %25 civarında da su var. Suda olmadığından dolayı. Tabii. Abiler değindiler de biraz önce de yavru kanallar falan vardı. Dedi. Yavru devlet kanallar deyince yani. Para. Yavru kanallar yani bu devletin yaptığı masraf hep boşa gitti yani. Köy faydalanamadı, devlet faydalanamadı. Tabii. Olsaydı pancar da... Ya olsaydı pancar da oldu, hayvancılığımız da olurdu yani. Şu an hayvanımız suzuktan kırılıyor yani. Gerçekten hayvan akşam geliyor, o yana bu yana saldırıyor sulara yani. Yani yazıktır yani. Sadece bizim köyümüz değil, yaklaşık 50-60 hane yani köye yakın, ya o sıkıntıda yani. Köyler susuz diyorsun. Tabii. Sadece bizim değil yani. 50-60 köye yakın yani o sıkıntıda yani. Bundan önceki hafta da Yumruktepe köyündeydik. Onlar da tabii... Şimdi bu Zeynep işini çözmüşler yani. Ya bu Zeynep barajı şimdi 5 köye çalışıyor. Hep bu işini okuyor. Abi eski suyumuz devlet vardı. O suyumuzu kesti devlet. Bana verdi yani içme suyu diye. Bizi Zeynep'e bağladılar. Yani bu Zeynep barajında daha rahat su gelir diye. Onu da vermiyorlar yani şu an. Yani bilmiyorum yani. Aslında mantıksız bir şey. Yani 5 köy 70 köyün üzerindeki suyu kesmiş 5 köy. 5 köy sadece 5 köy 70 köyün suyunu kesmiş. Yani eşit dağılım yok diyorsun. Eşit dağılım yok. Artık yani şu an bizim tıpbaşlarımız yani dese şeylerimiz var, işçilerimiz var. Soruyoruz adamlara. Adamlar diyor biz baş edemiyoruz diyor. Devleti getiriyoruz, devlet baş edemiyor. Adam karısını, kızını, çoluk çocuğunu hepsini kanalın üzerine giriyor. Ya bizi öldüreceksiniz. Ya diyor adam kendisi de gelmiyor ya. Adam kendisi gelse yine bir şey diyeceğiz ya. Ailesini iyi oluyor. Yani diyorsunuz ki keşke herkes böyle hakkına düşeni yapsa. Tabii herkes hakkına düşen yani. Benim şurada yani biz şurada 5 kardeşiz yani. 5 kardeşe mesela ne düşer? 5 milyon paramız var. Adam başı 1'er milyon para düşmesi lazım. Ben kalksam hepsini kapsam dese hepsi bana öbürlerine yapar. Tabii yani bize de yazmıyor. Artı bizim gençlerimiz hep şu an boşta. Mesela eskiden İstanbul'da iş olurdu. Batı illerimizde mesela iş olurdu. Gider çalışırdı. Yani idaremizi yani geçimimizi sağlardı. Şimdi o da kesildi. Bütün gençlerimiz sabah akşama kadar burada yani boş geziyor. Zaten köyün bir geliri de yok. Tabii bu gençlerle alakalı sorularımız da genç kardeşimiz var yanımızda. Biraz daha onu yani zaten büyük sorunumuz da o yani. Yani o da yani büyük bir sorundur ya. Çünkü gençlerin boş kalması yani, çalışmaması yani. Şu an ben kendimi diyeyim, 8 nüfusluyum. 3 tane kardeşim var yani toplam 30-35 nüfusluyuz. Yani üçümüze bakıyor yani arazimiz yok, işimiz yok. Zaten olsa da yanmış zaten. Faydalanamıyorsun. Biz 3 kardeşiz. Ya yani 30 nüfusa bakıyoruz yani bileğimizin gücüyle. Yani şu an çalışamıyoruz. Yani bir tek biz değiliz yani. Köyün hemen hepsi aynı. Ne diyorsunuz? Adam, imkan olsa biz çiftçiliği de bıraktık. İşte sen nakliyecilik yapacak, onu da yapamıyoruz. Adamın 3 tane, 4 tane, 5 tane arabası var. Hepsi kapıda bekliyor. Hacı de mesela 5-6 tane arabası var. Hiçbiri çalışmıyor. Çocukları hep boşta. Bu adam mesela geçen sene çalışıyordu durumu o biçimdi. Gerekirse mesela daha durumunu iyi derdi. Mesela 3-5 tane gariban da faydalanırdı. Bu sene kendisini geçindiremiyor. Evet. Garibana nasıl baksın orada? Doğrudur.
Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey değil. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yani şu kanalları falan gezersek, yani köyün önemli bölgelerini gezsek. Tabii programı tamamladıktan sonra sizinle beraber bir bizim Van'ımızın valisine ya da gerçekten büyük bir mesajımız var. Yani gerçekten bizim valimiz aslında gezmeli, görmeli. Yani bir tek yani oturarak her şey çözülmez, gezerek. Bazen soruyorlar acaba gezer mi çok bilir, okuyan mı çok bilir? Bakıyorsun yani hemen hemen gezen de okuyan kadar bilir yani. Çünkü gezersen, köylülerin sorunlarını sorarsan, yani dinlersen daha iyi olur yani bence. Yani büyük bir ricamız da o yani. Valimizin yani gezmesini isteriz yani bu köyde. Yani şu Cevaş'tan tüm şu Zirna kadar yani Van'ın son sınırına kadar yani gezmesi iyidir yani. Çünkü bu bölge olduğu gibi yanmış yani. Gerçekten yani gezmesi iyidir. Elinizde olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şey sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Yavaş'ın Kuçak Köyü doğumlu. Şu anda bana bağlı Kavuncu Köyü'nde ikamet ediyorum. Kavuncu? Evet. Köyünde ikamet ediyorum. Evet. Tabii sağ olun bizim kısmına. Teşekkür ederim. Denemez köylerinin sıkıntılarını duyunca bir en azından bir nebze de olsa rahatlatalım. Maksadıyla geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz mesleğiniz hakkında bir ön bilgi verdik ama aynı zamanda hem inşaat üzerine. Evet. Ozanlık nasıl oldu? Yani şimdi inşaat, ozanlık biraz... Şimdi şöyle, ben zamanında Murat Çobanoğlu'nun bir çırağından ders aldım. Murat Çobanoğlu'nun bir çırağından ders aldım. Gevaş Halk Eğitim Merkezi'nde 4 sene görev yaptım, hocalık yaptım. Fakat 10 seneye yakın falan sazı bırakmışım. Evet. O ne sebep? Kusurumu af buyurun. Kazım Bey, Kazım ben söyleyeyim, olmaz mı? Peki efendim, o zaman hazır başlamışken Kazım abi, buyur abi. Mustafa abi, Dönemeş köylerine, Vanlılara böyle bir okusunlar. Neyi koyuyorsun Mustafa abi? Siz de mecnun diye deyiler. Demi dediğiniz güzeldi abi. Ses böyle iyi miydi? Mecnun, 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 ilele ilaya leylaya, gelsin sağ yan ile ey dost, gidek ya ilaya ya ilaya, gidek ya ilaya. Şükür olsun bizi, yaradan Mevla Mevla'ya, geliz toplamanın ey dost. Zamanı geldi. Şükür olsun bizi yaradan Mevla Mevla'ya, ceviz toplamanın hey dost zamanı geldi. Sesini ince sesini.
ülkem, geldim cihana, cihana. Ben pirimi buldum, buldum. Yoktur bu hana, bahana. Yoktur bu hana. Bir fenada buluşursak, eğer can cana, can cana. Taze muhabbetin ey dost, zamanı geldin. Bir fenada buluşursak, eğer can cana, can cana. Taze muhabbetin ey dost, sırası geldi. Çok teşekkür ederim. Yıllardır çalışmamışsın, söylememişsin. Tabii, bu kadar yıldan sonra yine evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ağzına sağ olun. Sağ olun, var olun. Ağzına sağ olun. Hakikaten dönem eşbirleri için de bir moral bulundu. Değil mi hocam? Yani, bu kadar üzerine bu kadar... Evet. Şimdi sizi tanıyalım Hacı abi. İzleyicilerimiz tanımak isterler. Sırayla. Gel bir şey et, bundan sonra. Sonunda, sonunda ben... Sonra. Peki, peki Hacı amca. Hacı amcayı sona bırakayım. Buyur, sizi tanıyalım. Benim Süleyman. Süleyman. Siz ne işler başkomutanım? Ne yapıyorsunuz? Şu an arkadaşım dediği gibi işte İstanbul'da çalışmaya gidiyordu. İstanbul işleri kriz bulunca onlar da durdu. Yani krizden nasibimizi aldık. Alamadık. Geri geldi. İstanbul'a gittim. 8000 falan iş bulamayınca geri geldim. Yani yok, parası falan da cepten gitti. Cepten gitti. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl bu dönemeç köylerinin gençlerinin vallahi gençler... durumu nedir? Ne yaparlar? Bu dönemeç köyü gençleri ne yapar? Boş zamanlarında nasıl bir sportif faaliyetiniz, bir aktiviteniz var mı? Yok, öyle bir şey yok. Sportif faaliyetimiz yok. Daha gençler boş. Arazi zaten arkadaşlar dediği gibi su... Her şeyin başında su gerekiyor. Durmadan avuçlarım. Yani su olsa biz artık spor falan da yapmıyoruz. Tabii, spor... İniliyor ardımdan. Aşk oğlumdan ne yapacağım? Tabii, aşk oğlum. Amca dediğim, aşk oğlumdan ne yaparsınız? Fakat bazı köylerimiz var. Görüyoruz da gençleri böyle, boş zamanlarında böyle... köyler arası müsabakalar düzenliyorlar. Şu an bütün köyler finale girmişler. Sadece bizim köy olmadığı için. Yarısı asker. Yarısı şu an boş. Şimdi da. Elemanlarınızın eksik olduğundan dolayı tabii, eleman... Şimdi hangi köylerde var bu müsabakalar? Şimdi var mı civar vallahi köylerde? Çevre, çevre köylerde Gevaş hariç hep var. Bizim köy... Yılda bir defa değil mi? Evet, Andaş köy girmemiş. Bütün hepsi köyler girmiş. Yani diyelim 10 köy birleşiyor, tabii, müsabaka yapılıyor. İmkanlarımız yok. Mesela iş zamanı yazdır. Önümüzde kış var. Mecburen yazın çalışıp kışın önlemi alman lazım. İş olmayınca evden askı kalmış, bir gelire yok, bir toprak yok, bir arazi yok mu? Bir su da yok. Yani şimdi bir amcamız çıksa burada dese, benim çimenim size feda olsun. Bizim köyümüzün gençleri için kullanın burayı saha olarak öyle, dese. Öyle bir imkan olmaz çünkü köylüler hep merak yüzünden öyle dese yine kapışacaklar. Öyle bir çimen var, öyle hep battık su yani. Top oynayacak iyi müsait değil yani. Yok öyle bir imkan. Nasıl, evli misiniz? Var mı çocuğunuz? Evliyim, bir çocuğum var. Peder'de ayrıyım. Peder'den ayrısınız? Ayrıyım. Ayrı bir ev geçindiriyorsunuz. Tabii. Anneciğiniz bir evi reisi, şu an iş yok. Bakalım, Cenab-ı Allah bize bir yol ne yapıyor? Bu iş yok dedik fakat köy gençleri ne yapıyor bu zaman? Ya boş iş yoksa evlenemiyor da değil mi? Evlenemez ki. Zaten bir gün bir insan bir evlenmeye kalkıştı mı köy normal mesuliyette, şehir hariç. 5 milyon, bir gün 5 milyon az para değil. Zaten iş yok. İş olsa adamlar 4-5 kardeş gelir omuz omuza çalışırdı. Yazın, kışın o parayı alıp gelip düğünü yapardı. Öyle bir imkan da yok. Van'da da öyle bir imkanımız yok çalışmak için. Van'ın neresine bakarsan avucun gibi bilirim. Gezmediğim yer kalmadı. Gerçi yavaş yavaş bu başlık parası da kalkıyor arkadaşlar. Yani başlık şimdi... yok ki, masraf var. Bir gün hangi oda tahmini ele atıyorsa 2 milyardan başlıyor. Mesele o. Van'da öyle bir imkanımız yok çalışmak için. Yani o da tahımsız da düğün olmaz diyorlar değil mi? Olmaz, imkanı yok. Şart koşuyor. Tabii. Burada var mı öyle başka böyle illa bu olmasa olmaz vermeyiz kızımızı falan diyorlar mı? Yok öyle bir imkan yok. Bazen ölür var. Bazen ölüyor. Mesela bir şey olur. Mesela burada en çok istenen nedir burada?
Burada pek fazla bir şey yok aslında. Yani. Burada yok. Yani başlık yok, süt parası var. Yok, süt parası yok. Süt parası yok. Onu da 2-6 o bir şey değil. 100.000, 200.000. O konuda bizim köy çok değerli insanlar. Hani bu baskı konusunda. Ya bizim köyümüz anlayışlı yani. Büyüklerimiz anlayışlıdır diyorsunuz o konuda. Medeniyetli, haysiyetli insanlar var için. Mesela ama duyduk Konya tarafında mesela bir man kamyonu olmayana kız vermezler. Var var. Ankara'da çalışıyordum petrolde. Evet. Petrolde çalışıyordum. Bizim Kars, Sarıkamış'ta oturan arkadaşlarımız vardı. Evet. Pompacı olmayan şahslara kız vermezler. Yani anlayacağınız genç olan. Pompacı olmayanlara mı olanlara mı? Dedi, Konya'ya bahsettiniz ya. Konya'da dediniz ki manı olmayan yani kamyon olmayan adama da kız vermez. İşte bir mesele. Her yerlerin bir yöneticisi var. Ama bizim büyüklerimiz sağ olsun diyorsunuz. Dönemeç'te öyle bir şey yok diyorsunuz. Tabii, Dönemeç'te bir şey yok. Çok güzel. Orada da öyle bir köy var. Babis konveyi olmayan kaplan. Tabii. Kolay kolay. Değil mi? Kazım Güllü abimiz hatırlattı bize. Demek Ağrı tarafında da Babis kamyonu olmayanlara kız vermiyorlar. Evet. Kafamadan gider gelir. Gerçekten insan dikkatini çeker. Yol köyün içinden geçer. Aynı buraya gibi düzlük. Herkesin kapısında muhakkak bir tane Babis yok. Bir tır olur en azından. Orada ben sordum yani. Burada çok kalın. Ağrı'da da öyle geçiyor. Yani, tabii biz işi magazine döktük. Biraz da dönecek köylerimizi dertli görünce ortalığı böyle sakinleştirmek için. Böyle biraz sıkıntılarına ortak olmak için. Çünkü her yörenin kendine göre bir adeti var muhakkak. İşte orada diyorlar Babis kamyonu olmayan aşkı diyorlar. Evet. Peki genç. Peki adam hiç ömründe aramadı Babis kamyonu. Yok bizde öyle bir şey yok. Mersbok'un babası da Mersev yapıyor, oğlanın babası da yapıyor. Yani karşılıklı, iki tarafta masrafını yapıyor. Ne güzel, tabii. En doğalı da o, çok güzel. Tabii şimdi çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerden dolayı. Şimdi kim bilir, belki de Hacı amca şimdi bize nasıl bir kız istenilir onu anlatabilir bize mesela. Mesela Hacı amca sizin bir oğlunuz var. Oğlunuz var, bekar oğlunuz var. Evet. Nasıl gidiyorsunuz bir komşunuzun kızını istemeye? Yani nasıl işleniyorsunuz? Ben gidiyorum. Oturuyorum, bana merhaba diyorlar. Ben diyorum Allah'ın kaderi. Soruyorlar, Hacı hayırdır gelmezdin hiç bizim buraya. Bir 6 senede gelmemişsin, niye geldin şimdi yani diyorlar. Sizde bir mendil var, o mendili benim torunuma yahut benim oğluma alacağım. O da anıyor, kız istiyoruz. Ha şimdi orada bir incelik var, ince nüans var Hacı. Evet. Yani orada bir şey bahane ediyorsunuz. Eğer niyeti Allah Teala kader etmişse, onlar da şey diyorlar. Diyorlar ki biz verdik. Başlık zaten bizde yok. 2 altın alıyoruz. Ondan sonra bitip gidiyor. Düğünler nasıl oluyor Hacı amca? Böyle bir 2 gün, 2 gece falan sürüyor mu yoksa öyle? Yok yok bizde öyle bir şey yok. Böyle bir akşam gidiyoruz. Kına yakılıyor. Kına yakılıyor. 1 gün, 2 gün arada geçiyor. Gelmiyorum getirmiş. Nasıl Hacı teyzem nasıl Hacı amca? Valla iyidir o da benim. Kaç çocuğunuz var bazı düğünler açılmışken? Benim çocuğum 6 tane var. 2 tane kız kocada, 4 oğlan. 4'ü de şimdi boşdayır. Torunlar var mı? Kaç torun var acaba? Torunla beraber kızlarınla, oğlanınla beraber hemen hemen 70 nüfus var. Maşallah. 70 nüfusunuz var. Kızlarınki hariç, oğullarınki hele de ben bakıyorum. Ben 1933'lüyüm. 70 yaşına giriyorum. Ben onlara hepsi de 4 oğlan da boş. Arazi yok. Evet. Dönemeç köyde 5000 hektar belki fazla da olabilir. Fakat devlet kanalıyla mena yapıyorlar. Mena da mef'adi köye yoktur. Mena yapılıyor. Hemen bizim köyde 300 kişi yani yaşı dolmuş gençler vardır. Ben kendi yaşlıyım, ben kendimi istemiyorum. Evet. Gençlere ben diyorum, ya gençlere istiyorum, devlet de duysun. Bu acaba 5000 hektar yeri niye mena çıkarıyor, mef'adi başka köyedir, Dönemece yoktur. Mena olsa Dönemece yoktur, kültürlü bir arazi. Acaba kanunda Sayın Atatürk vatanı kazanmış, bize bırakmış o toprağı menadır yoksa Türk malidir? Kültürlü arazi mena olamaz. Ben okumamışım. Yani kültürlü dediğiniz yani verimli arazi. Verimli arazi, değerli arazi. Bu kadar gençler boştadır, idaremiz, gelirimiz hepsi arazi üzerinde, çiftçilik üzerindedir. Bu gençler neden boş İstanbul'a gidiyor, iş yok, gelip burada aşağı arkadaş belirttiği gibi bir avuç toprağı yok.
otu toplayan gençler var ya. Evet. Bir dönüm arazisi yok. Baba da vermiyor. Ama benim gibi baba, mesela 40 dönüm arazim var. Onlara bakıyorum, ben de su gelmedi, ben de boş, o da boş. Yani su gelse çocuklara da yetiyor diyorsun. Çocukları da idare eder, o manayı hayvana bırakıp, o manayı başka köylere devrediyor. Biz istiyoruz devlet, evvelce nasıl düşmanın elinde toprağı kurtardı, yine o düşmanın elinde kurtarsın, bu gençlere dağıtsın. Dönemez gençlerine dağıtsın. Başka köyün hayvanlarına vermesinler. Yani diyorsunuz ki her köyün yeri belli olsun, köyün hayvanını otlatsın. Evet, milletvekili geliyor buraya, oyumuzu alıyor, bir gün bana merhaba demiyor. Bu yaşlıdır, bu gençtir, bu köyün sorunu nedir? Hastası vardır, sakatli vardır, topalı vardır. Yok, sormuyor. Bütün Van milletvekillerine ben sesleniyorum. Devlet su işlerine dilekçe veriyoruz. Ben kendi şahsıma desem, mef'atçı olurum. Ben devlet namına gidiyorum, soruyorum. Ortaokul yapılmış. Yarın öbür her yerde, bak Urfa'da gördünüz. Bilmem nerede gördünüz. Yağmur geldi, afet. Çok yerleri aldı, yıkıldı. O ortaokul. Yarın bir avuç yağmur, yağış gelse ortaokul da gider. Ama benim evim gidecek, gitsin. Can bir tanıyalım. Sonra genç kardeşlerimizle onlarla bir tanışalım. Can bir tanıyalım sizi, böyle buradasınız. Ben adım Ömer. Ömer? Evet, Dönemeç geliyormuş. Siz de burada oturuyorsunuz. Burada oturuyorum. Ben doğmam, büyümem buralıyım. Mesleğim demirci. Yani, siz de demircisiniz. Evet, demirci. Bayağı inşaatçı var bu köyde maşallah. Burada yani, gençlerin hemen hemen hepsi demir işinde çalışıyor. Yani yakın 100 tane genç var. 500 tanesi kalıpçı, diğerler hepsi demirde çalışıyor. İstanbul'da demircilik yapıyor mesela. Tabii kalıp demir bu birbirini tamamlıyor, evet, değil mi? Tabii. Demircisiz kalıpçı olmaz, kalıpçısız demirci olmaz, tabii, değil mi? Tabii olmaz yani. Öyle... Binayı onlar inşa ediyor. Tabii. Demirci ayrı, kalıcı ayrı, bunlar bir meslek, ayrı işleri nasıl var. Nasıl? Böyle yömiye işi mi çalışıyorsunuz yoksa böyle... Yömiye işi çalışıyoruz. Aylık işi midir bu? Yok, yömiye işi çalışıyoruz. Hani... Yömiye mesela... Bir demirci yömiyesi nedir şimdi? 6 milyon, 7 milyon civarında yani yömiyeler. Evet. Yani geçen sene 6 milyon, 7 milyon çalışan vardı. Ben kendim 7 birçoğa çalışıyordum. Yani 7, geçen 7, yıl 7 birçoğa. He. Bu sene de iş yoktu, 8 aydır köydeyiz. Daha yani bir gün bile elimizi, yani İstanbul'a gitmiş değiliz. Çalışmıyoruz, 5 Nurs'a bakıyorum ben kendimde. Babam 10 sene oldu, 11 sene oldu, vefat ederdi. 5 Nurs'a bakıyorum. Vefat etti babanız, evet siz bakıyorsunuz. Evet ben bakıyorum, 5 Nurs'a kendim bakıyorum. İş yok, düz yok, tarla yok, su yok. İki parça tarlam var, ona da su yok. Gel de 5 Nurs'a bak. İşler olmayınca gel de 5 nüfusa bak. Var mı koyunların falan? Koyun yok, sadece 3 tane tavuğum var. Başka da bir şey yok. 3 tane tavuğum var? He, başka da bir şey yok. Onu da kışı keser yersin, karışır ya. Yok, ondan başka bir şey yok. İş yok, iş yok. Geçen gün bana gittim, dün bir iş arayayım. Aradım akşama kadar 10 gün üstü aradım, iş bulamadım. İş yok, bir şey yok. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz yani. Gerçekten bir şey olsa... Tabii işler böyle olacak değil, açılır işleriniz diyoruz, temennimiz o. En kısa zamanda açılsa gerçekten güzel olur. Şimdi 5 Nurs'a bakmak kolay değil yani. Herkes var. Amcalar, gençler hepsi de yani çalışan insanlar. Çiftçiyle çalışan insanlar. Bizim de iki tane parça arazimiz var. Ondan su yok. En azından su olsaydı tarlalarla çocuklara bakma imkanım olurdu. Su alınmayınca gel hem 5 Nurs'a bak hem de kendine bak. İki sene kaldı askere gitmem zamanı. O zaman daha kötü olur yani. Şimdi de kendime bir tedbir almazsam, aileme veya kendime bir tedbir almazsam, asker gittiğim zaman bu boşlukta kim bakacak? Sizin de sıkıntınız öyle. Oğuz, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Adım Mutalip. Evet, Mutalip. Bu köyde yaşıyorum. Siz de buradasınız. Öğrenciyim. Öğrencisiniz. Nereye okuyorsunuz? Van Cumhuriyet Lisesi'nde okuyorum. Cumhuriyet Lisesi'nde okuyorsunuz. Evet, ikinci sınıfta. İkinci sınıftasınız. Okullar tatil oldu mu? Yok, bu hafta bu. Bu hafta okullar bitiyor. Tabii okul bitince sen de köye geleceksin. Tabii. Abilerine, amcalarına, babana yardım edeceksin. Yardım edeceğim, iş olsa yardım edeceğim. Tabii, şimdi ne iş var bu mevsimde, ne olur burada? Köyün işi olarak. Tarlayla uğraşırız. Tarla nedir? Ot biçmek. Biçmedir. Buğday falan. Buğday, onları sulama. Kışa hazırlık. Kışa hazırlık yaparız. Nasıl okul durumu nasıl? Çok iyi, çok güzel gidiyor. Şimdi lise 2. Seneye sınavlara gideceksin, üniversite sınavlarına.
Ne düşünüyorsun? Nereyi kazanmayı düşünüyorsun? Hedefin var mı? Şimdi herkesin bir hedefi vardır. Evet, sizin nedir? Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kazanmak istiyorum. Maddi imkansızlıklardan dolayı okuma şeyimiz biraz kıt. Yani okuyamıyoruz, dershane falan. Maddi imkanlardan dolayı diyorsunuz. Kitaplarımız yok. Mesela maddi imkansızlıktan dolayı... Öyle böyle okuyan var mı? Böyle beraber akşamları bir araya gelseniz, çalışsanız. Var ama öyle bir... imkanınız var mı öyle? Yok. Öyle bir imkanımız yok. Amcalarımız su istedi, gençlerimiz iş istedi. Biz de güzel bir eğitim istiyoruz yani devletimizden. Bu bütün burada en az 16-17 tane köy var. Bunlara bir lise yapılmasını istiyoruz. Köylere bilgisayar, iyi bir eğitim istiyoruz. Temennimiz olur. Tabii temennimiz. Sen de idealindeki yeri kazanırsın, dönemek. Köyden en azından bir... Var mı üniversite mezunu köyünüzde? Var. Şimdi iki tane var değil mi şimdi? Temennimiz siz de kazanırsınız. Belli bir yere gelirsiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size sağ olun. Tabii şimdi sırada yine... Şakir. Ozanlarımız var. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar ama... Bir gülüm çevre
çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül har elinde ah öyle zardır. Ne olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer Allah'ıma. Bu da gelir, bu da geçer Allah'ıma. Ne olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer Allah'ıma. Bu da gelir, bu da geçer Allah'ıma. Edremit'e götürüyoruz, Van'a götürüyoruz. Yani size en yakın yer olan Edremit'e götürüyoruz. Evet. Bir hastamız olsa çok güçlük çekiyoruz. Yoktu, bizim köy 200 hanedir. Kasaya'dan beri uğraşıyoruz, biz sağlık evi yapıyoruz. 200 hanedan bir sağlık evi yapılırsa çok mu güzel? Yani güzel olur diyorsun. Çok güzel olur, gece hasta olur, gündüz hasta olur. Temennimiz inşallah sağlık ocağınıza da kavuşursunuz. Zaten çok şirin bir köyünüz var. Yani dönence, şirin köyümüz var işte. Dönemez köyü çok şirin. Ağaçlık, gölgelik böyle. Su yok. Fakat bunu merak ediyorum. Ben su yok ama ağaçlar nasıl yeşil kalıyor ben onu anlamadım. Bu ne? Şimdi... Kuyu mu var acaba? Hayır, kuyu yok. Şimdi köy ikiye bölünüyor. İkiye bölünüyor. Köyün o tarafı, çayın o tarafı. Çok büyük bir arazi var. Bu hepsinde su sokuyor. Bu tarafı da valla Türk kanalından bir su torbalanıyor. Yerleri hep... Yani kısmen de olsa suya biliyoruz diyorsun. Yeri de bana giden yani suyla sulanıyoruz. Yüzden 20-25'ini su arıyoruz. Evet. Yeri falan öyle çöl oldu gitti. Öyle bir Suriye çölü nasıl kum dolmuş öyle o çıktı. Ben şimdi biz bu kadar köyü biz hayvan sağlasa devletin afiyeti olmaz mı? Olur değil mi efendim? Milletin ne olur, devletin ne olur? Temennimiz evet. İnşallah bu sıkıntılarımız biraz yeni gelen, evet. Anlattığımız gibi 500 bin koyundan şimdi 300 koyuna düşmüştür. Bu köy nasıl geldi sanki? Yani dışarıya peynir satarken şimdi kendisi dışarıdan peynir mi alıyor bu köy? Alıyoruz. Tabii tabii. Bütün köy peynir alıyor. 3-4 ev olmasa bazıları 3-4 tane inek bazı sağlıyorlar. Evet. Odur. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yeni gelen kardeşlerimiz var. Sizinle de bir tanışalım. İsminizi alalım bir iki sesle. Necdet Güney. Necdet Güney. Evet. Siz de tabii bu köyde oturuyorsunuz. Bu köyde oturuyoruz. Ne işle meşgulsünüz? Ne yapıyorsunuz? Biz inşaatta çalışıyoruz. İnşaatçısınız. İnşaatçıyız. Yani bizim Dönemeç. Dönemeç. Köyünün bir kısmında inşaatçılık var. Yok biz gençlerimiz var. Genelde inşaatla meşgul. Şöyle, gençler inşaatta, orta yaşlar, orta yaşlar.
Çiftçilik değil mi? Ondan yani şu an bütün işler kesat olduğu için hepsi boşta. Şu an bütün gençlerimiz boşta şu an. Evet. Hiçbir gelir olmadığı evet, zaman olur. Boşta. Neden bir demircisiniz? Evet. Bayağı demirci var. Bir kardeşimiz daha var, siz de tanıyalım. Ben Yılmaz Güney. Aynen öyle. Yılmaz Güney. Bu soy isim nereden böylesin? Kardeşler. Değil yani şimdi Yılmaz Güney. Evet. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben de aynı inşaatçı. İnşaatçısınız. Evet, evet. Şimdi köyün gençleri olarak tabii demin gençler ne yapar diye kardeşim de sormuştu. O da bizi aydınlatmıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Tabii şimdi birisi inşaatçı olmasa, ötekisi kalıpçı olmasa binalar nasıl yapılacak değil mi? Doğru. Evet. Temennimiz. Ya olsa, rahatlarsın. Şimdi o da yok yani. Olsa tabii, de, değil mi? Tabii, geçimi sağlarlar. Şimdi, arkadaşlar böyle gençleri bir arada görünce düşündüm yani, Dönemeş köyün gençleri böyle bize bir halay çekerler burada değil yani. Çekerler aslında da yani, şu an öyle halay çekecek gençlerimiz var. Var var, gençler var. Niye olmasın? Buyurun gençler. Tam böyle bir sıra dönün babam. Babam ne, Dönemeş gençleri ne? Düğünlerden bahsettik ama hiç şey yok yani. Ya bu da şu. Kalk bakma, kalk. Hadi git. Thank you.
Efendim? Önceki hafta başka bir köyde buluşmak ümidiyle esen kalın diyoruz. Ve programı kapatmadan önce Kazım Güllü abimizden bir parçası var. Onu aldıktan sonra tüm Dönemeç köylerine ve vanlarımıza almak istiyoruz. Ondan sonra köy içerisinde güzel görüntüler alıp sizlere aktarmaya devam edelim. Programı yapan Yusuf Bey'e armağan ettik. Biz tüm, size tüm vanları armağan ediyoruz. Tüm vanları. Herkese saygılar, saygılar.
savaş ucunda. Eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler, aşklar toplasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi verenler, aşklar toplasınlar.